O size izin veriyor. Kimse senin kadar direnemedi. Oysa sen en zayıflarısın. Evet. Şimdi işkence gördükleri için ödün veriyorlar. Ancak dinlerini kalplerinde muhafaza ediyorlar. Muhammed'in kalpleri iman dolu olduğu müddetçe hayatlarını korumak için istenenleri söylemelerine izin verdiğini biliyorsun. Neden sen de onların yaptığını yapmıyorsun? Göğsünü açıp bakacak değilim. Dilinle söyleyeceğin bir tek kelime yeterli. İnsanların duyabileceği birkaç sözcük. Sonra kalbinde neye inanırsan sen bilirsin. Vallahi insaflı davranıyorum. Ne diyorsun? Allah birdir. Senin gibi katil köleyi nereden başımıza sardık? Sapmış. Biz ahmaklara böyle yaparız. Kimleri kastediyor? Sanki o sana işkence ediyormuş gibi. Vallahi öyle. Bugün insanların görüşlerinin onunla benim aramda gidip geldiğini gördüm. Hangimizi acıdıklarını hiç bilmiyorum. Ölümden de korkmuyor. İşkenceyi biraz daha arttırırsam istediğimi söylemeden ölmesinden korkuyor. Bu benim için büyük utanç olur. Bu işkenceden ödün vermeden kurtulacak olursa utancım daha büyük olur. Bana mazeret olarak sunabileceğim hiç seçenek bırakmadım. İnsan ancak kaybedeceği bir şey olursa baş kaldırmaz ve boyun eğer, biliyorsunuz. Yani evi, malı veya hayatı. Eğer bunların hiçbiri olmazsa ona ne tehdit ne işkence fayda eder. Yok olacağını bilse de yolundan dönmez. Göğsün ve sırtın yarın yeniden yara alacaksa ilaç sürmemin ne faydası var? Onlara sadece bir kelime söyle Bilal. İçinden farklı düşün. Kimse kalbinden geçenleri bilemez. Evet. Kimse benim kalbimden geçenleri bilemez. Mesele de bu. Mesele de bu. Ama gerçekten söylediğimi sanırlar. Dinimden dönmüş ve kafir Ümeyye bin Halef'e yardım etmiş olurum. Yemin ederim ki onlara bir şey vermem. Hayatımı emir alan bir köle olarak sürdürdüm. Artık kölelik yok. Artık kölelik yok. Öyleyse istediğin gibi öl. Vallahi acınmayı hak etmiyorsun. Senden kim acımanı istedi ki? Acınması gereken sensin. Nasıl istersen. Sana yardım etmekte budalalık etmişim. Neden bir şey söylemiyorsun? Budala. Budala. Eğer sonunda ölecekse neden bir kılıç bulup ona ve kendine saplamıyor ki? Neden bahsediyorsun? Bugün erkencisiniz.
Öğlen sıcağı için daha vakit var. Şimdi ey köle. Baba. Şimdi ya Bilal. Biliyorsun ki bugüne kadar sana iyilik ettik. Kendini bu hale getirene kadar. Ben senin efendinim. Üzerinde hakkım var. Efendimsin, doğru. Ama Allah hepimizin efendisi. Buraya seninle dini tartışmaya gelmedim. Tamam, tamam. Senden istediğim o kelimeyi söyleme. Ancak sana başka bir teklifim olacak. Benden önce kimse kölesine böyle bir şey yapmadı. Bugün insanların karşısına çıktığımızda öyle bir kelime söyle ki ne dininden çık, ne de dinimi inkar etmiş ol. Sizin kabul edebileceğiniz, onların da kabul edebileceği bir şey. Ne diyorsun? Bu şekilde sana biraz yaklaşmış oldum Bilal. Sen de bana yaklaş ki seninle ortayı bulalım. Hak ile batıl arasında sadece batıl vardır. Hak batılın önünde bir parmak kadar eğilse özelliğini yitirir. Ne dediğini duydunuz mu? Beni buna siz zorladınız. Köle sizin sayenizde efendisinden üstün bir konuma geldi. Öyle ki hiçbir şekilde taviz vermeye yanaşmıyor. Bu ne felaket? Ne felaket? Arkadaşlarımız bugün nasıllar? Şimdi bir selam vermem pek doğru olmaz, değil mi? Sanırım karşılığını alamam. Sümeyye. Sümeyye. Sümeyye ne yapmış? Taranmış. Koku sürünmüş. Eşi için süslenmiş, değil mi? Eşini bugün nasıl buluyorsun bakalım Yasir? Göz kamaştırıyor, değil mi? He? Bana gelince onun bu hali beni sevindirdi. Dilersen onu boşa. Mihrini de ben ödeyeyim. Alçak ve iğrençsin. Evet. Alçak ve iğrenç. Sabredin Yasir ailesi. Köle olsaydınız da özgürlüğünüz için malımı feda etseydim. Ancak Resulullah'ın dediği gibi sabredin Yasir ailesi. Varacağınız yer ancak cennettir. Allah birdir. Neredeyse ölecek. Hangisini kastediyorsun? Bu durum insanların çirkin yüzünü ortaya çıkardı. Ve güzel yanlarını. Kimin aklına gelirdi ki Ümeyye'nin kölesi Bilal adam gibi sabredecek ve dağlar gibi dik duracak? Şu yatmış haliyle bile Cuma Efendisi Ümeyye'den daha güçlü ve daha yüce görünüyor. Bunları yapan İslam mıdır? Sorduğun sorunun cevabı seni rahatsız etmesin. Dönmüyor musun baba? Bu kadar yakınken mi? Neye yakınken? İstediklerini vermesine ya da ölmesine. Öyle birinin verecek nesi var ki?
Lafı tersinden anlama Ebu Cendel. Ölen birini izlemenin nesi zevkli? Merak. Zevk değil. Nereye? Ne zevkim var ne de merakım. Bunu yaparken Allah'tan korkmuyor musun? Onu yoldan çıkarıp bizden uzaklaştırdın. Onu bana sat. O da kurtulur sen de. Kaça alırsın? Fiyatı sen söyle. 7. 40 ölçek altın isterim. Anlaştık. Ödemeyi akşam yaparım. Bilal elimden çıktı. Elimden çıktı. Artık günah boynuma değil. Elimden çıktı. Köleyi azap mı etti? Ne yaptı bu? Kalkabilecek misin? Bilal'i azat ettim. Ey ahali! Bilal'i azat ettim. Buna şahit olun. Ölüm ayırana kadar kardeşimdir. Yemin olsun ki Ebu Bekir onu azat edince beni de azat etmiştir. Ah. O köleden çektiklerime bakarsak, evet, artık bir sıkıntım kalmadı. Ebu Bekir onu kaça satın aldı? Lata ve Uzay'a yemin olsun geldiğinde öyle bir haldeydim ki, Ebu Bekir bir ölçekten fazla altın vermem deseydi bile yine de onu satardım. Ama kandırdım. Kandırdım. Onu kandırdım. E ne olmuş ki? Olabilir belki. Belki kandırmışsındır. Seni düşünceli ve üzgün görüyorum. Sanki değerli birini kaybetmiş gibisin. Bugün kurtulacağını sanmıyorum. İşaretlerini gördüm. Neden bahsediyorsun? Yoksa arkadaşın Bilal'den mi? Sanırım bugün dışarı çıkmadın. Çıkayım da çaresizce son nefesini verişini mi izleyeyim? Buna dayanamazdım. Görüp de gerçeği bilmemek için çıkmadın. Neyi bilecektim? Asıl derdin gerçekten arkadaşınsa şu anda sevinçten havalara uçabilirsin. Anasından doğdu doğalı ilk kez iyi bir şey gördü. Ebu Bekir onu satın alıp azat etti. Duyduğun gibi yemin ederim. Senin neyin var ha? Bu habere sevinirsin sanmıştım. Seni gözüm görmesin. Git buradan. Beni rahat bırak. O
Oğlum. Oğlum, görüyorum ki bütün mallarını zayıf köleleri azat etmek için harcıyorsun. Amir bin Füheyre, Ümmü Ümeyz, Abdüddar oğullarının cariyesi ve kızı ve adı Zinnire olan bir cariye. Şimdi de Bilal. Evet baba. Malımı Allah yolunda harcamayıp da ne yapayım? Onlar da İslam'da kardeşlerimdir. Sahip çıkacak kimseleri yoktu. Onlara ağır şekilde işkence edilirken ben nasıl huzurla başımı yastığa koyabilirim? Ancak sen sadece zayıf köleleri azat ediyorsun. En azından dayanıklı adamları azat etsen, muhafız olabilecek, seni koruyabilecek adamları. Ey baba, benim istediğim şey Allah'ı hoşnut etmektir. Sen Yasir, bir baba ve eşsin. İkisinde de söz sahibisin. O ikisine kalbin sızlamıyor mu? Onları da bu durumdan kurtarsana Yasir. Hı? Bizim dinimize dön. Ve onlara da dönmelerini emret. Onlar da kurtulur. Mahzum oğullarının nimetleriyle geçinir gidersiniz. Ağlıyor musun? Ağlıyor musun Ammar? Ha? Ağlıyor musun? Yoksa kendi baban için mi ağlıyorsun? Yemin ederim seni çocukken kucağında taşıdığı günleri gördüm. Sana muskalar ve tılsımlar takardı. Hmm? Çocuklarına karşı ondan daha şefkatlisini görmedim. Ancak madem ki ona ve annene bu kadar düşkündün, onları bu hale nasıl getirdin? Onları sen kandırdın ve sonra bu hale getirdin. Yazıklar olsun. Ne kötü ve asi bir evlatsın. Onlara bir bak. Baksana. Üzerlerine bir daha sabah güneşi doğacağını sanmam. Ne yazık ki senin bu dayanıklılığın onlarda yok. Onlara yaptığın iyilik bu mu? Sonunda onlar için dökeceğim birkaç damla gözyaşı sana yetecek mi? Ancak Muhammed'e küfredersen, tek kelime söylersen, ikisini de hemen bırakırım. Sümeyye! Sümeyye, ey Sümeyye! Sen ne kötü bir eş ve annesin. Hangi anne çocuğunu böyle bir işkence altında görmeye razı olabilir? Onu kurtarmak elinde olduğu halde. Ve eşin. Öyle sanıyorum ki buradakiler arasında ilk ölen o olacak. Çünkü ben ölümü insanların gözlerinden okurum. Ancak hayır. Ölürse onu umursayacağını sanmıyorum. Belki de sadece oğlunu önemsiyorsun. Ancak kocanı o kadar çok umursamıyorsun. Bilakis onun öldüğüne sevineceğini düşünüyorum. Neden? Neden Sümeyye, neden?
Yemin olsun. Yemin olsun ki Muhammed'e sadece onun güzelliğine aşık olduğun için iman etmişsin. Allah seni kahretsin. Seni kötü, pis, iğrenç adam. Yemin ederim benim gözümde gübre böceği bile senden değerlidir. Anne! Çağır! Çağrını duyabilecek ses çağır. Ancak sakın üzülme. Yakında seni de yanına göndereceğim. Sakın üzülme baba. Sen de korkma oğlum. Sevgili annenin ilk İslam şehidi olması acılarını biraz olsun dindirir. İkincisi olacağım. Resulullah'a benden selam söyle. Baba. Baba. Selam olsun baba. Dininden dönen iki arkadaşım nasıllar acaba? Müslüman ve mümin olarak elhamdülillah. Peki bu zincir? Bizi Allah'a ibadetten alıkoyamaz. Bu da yeter. Neden geldin? Arkadaşım değil misiniz? Başkası huzur vermezken kiminle dostluk edeyim? Ne yapabilirim? Kardeşimiz Ebu'l-Hakem'e git. Onun dinindensin. Evet, onun dinindenim. Ama arkadaşlarını sevmiyorum. Bizim arkadaşlığımızı mı seviyorsun? Evet vallahi. Avlanmaya çıkmaz mısın? Ebu Cemil'in meyhanesine gitmez misin? Veya burada kalalım. Bu geniş ve ferah yerde. Bize yiyecek ve şarap getirsinler. Yer içer sohbet ederiz. Eski Arap tarihini konuşur, şiir okuruz. Sen seç ey Ömer. Aramızda en iyi görüşü olan sendin. Sana ters düşmeyiz. Ancak bana önemli bir konuda ters düştünüz. Bu din konusunda. Allah'a ve Resulüne itaat ederiz. En çok sevilmesi ve itaat edilmesi gereken de onlar. Bu konuya girmeyelim. Sıkıldım ve sizden ümidi kestim artık. Ama biz senden ümidimizi kesmedik. Neden ümidinizi kesmediniz? Allah senin gibi bir cevheri asla zayi etmez. Değerlerin İslam'ın değerleriyle aynı. Ancak hala şirk koşuyoruz. Yine yalakalık etmeye başladınız. Sopandan korkuyoruz. Ya da bağımızı çözmeni yalakalık istiyoruz. Yalakalık yapacak olsak ilk önce ayaklarımızı bağlayan Ebu'l-Hakem'e yaparız. Ancak Hakk'a şahitlik ederiz. Yemin olsun Allah seni onunla aynı seviyede tutmayacaktır. O kardeşimiz olduğu halde böyle söylüyoruz. Sen daha farklısın. Sen bizim kardeşimizin oğlusun. Susuzluğun geçti mi? Sana getirmelerini emrettiğim yiyecek ve şaraptan haberin var mı?
Sanırım şimdi iyi anladın. Evet. İşkencen uzasın diye. Annenle baban bana bir şey vermeden öldüler. O ikisi sonunda beni yenmeyi başardı. Bir şey yapamadım. Oysa Ebul Hakem asla yenilgi yüzü görmedi. Bu yüzden Muhammed'e bir kelime de olsa sövdüğünü duymadan seni bırakmayacağım. Ben yeneceğim, sen de kurtulacaksın. Lat adına yemin ederim ki adil bir anlaşmadır. Ne diyorsun? Muhammed'e söl! Söyle! Ne söyleyeyim? Söyleyecek söz bulamadın mı? O bir yalancıdır de. Dininiz onunkinden hayırlıdır de. Evet, evet. Evet, dediğin gibi. Öyle. Ne söyledim? Ha? Muhammed... Yalan. Yüksek sesle herkes duysun. Herkesin duyacağı şekilde. Muhammed yalancıdır. Yalancıdır. Siz de duydunuz mu? Vallahi sonunda söyledi. Ümeyye bin Halep gibi zayıf biri değilim. Ümeyye bin Halep gibi zayıf biri değilim. Ammar. Sakin ol. Sakin ol. Resulullah'ı kötüledim. Resulullah'ı kötüledim Ebu Bekir. Güçsüzdüm ve onu kötüledim. Beni ona götür. Beni ona götür de ayaklarını öpeyim. Allah bu gece seninle konuştu mu Muhammed? Sana benden mi bahsetti? Çünkü Kur'an'da beni kötüleyen bir ayet indiğini söylemişsin Muhammed. Bundan sonra sana iman etmemi ve beni kötüleyen Kur'an'la ibadet etmemi mi istiyorsun? Bir şeyi çok merak ediyorum Ebu Abdüşşems. İman edersen seni kötüleyen ayet sininip seni öven bir ayet gelir mi? Öyle bir şey olursa dininden ilk dönen ben olurum. Ateşe atılmaya hükmeden bir sözü bu şekilde siler de tersini söyler. İlkinde doğruysa ikincisinde yalan söylemiş olur. Değiştirmezse ve ben de ona iman edersem eğer dünyanın en aptal insanı olurum. Bir topluluktan nefret eden kimse oradan uzaklaşır. Varlığıyla onları rahatsız etmez. Biliyor musun ey Ebu Abdüşşems?
Bazılarının bahsettiği şu muhteşem cennette, Şam bahçelerinde adı geçmeyen meyveler bile varmış. Hatta Kisra sarayında ve hazinelerinde olmayanlar da. Fiyatı ne kadar pahalı olursa olsun, hepsini satın almayı düşünüyorum. Alayım ki başkaları girmesin. Beni de ortak etmek istemez misin Ebu Ali? İstediğim miktarı veririm. Misafir olarak başımın üstünde yerin var. Ancak başka türlü olmaz. Üzerine düşeni fazlası ne yaptın Ebu Ali? Üzerine düşeni fazlası ne yaptın? Bir gün seni öldüreceğim ey köle. Koyun çobancı Abdullah bin Mesud. Şimdi sana zaman ayırabilirim Ümmü Abd. Nereye? Yoksa sohbetinle bizi neşelendirmeyecek misin? Bu yol senin gibilere dar gelir. Kureyş efendilerini bunaltır. Rahat bırak beni ey... Söyle. Ebu Cehil de. Neden yüzüme söylemeye korkuyorsun? Arkadaşınız Allah'tan başka kimseden korkmamayı öğretmedi mi? Belalara da sabretmenizi... Yoksa onun zayıf ve acizleri koruyacak gücü yok mu? İster İslam, ister bir başka din. Bir koyun çobanı daima koyun çobanıdır. Şayet korktuğun şey buysa, ondan asla kurtuluşum yok. Şunun bacaklarına bakın. Bakın. Çırpı gibi bacakları var. İşte Muhammed bizi bunun gibilerle korkutuyor. O bacakları kıracağım bir gün. Koyun çobancı seni. Vallahi o iki adamdan hayırlısı sensin. İnşallah Resulullah'ın duasındaki Ömer olursun. Yüzünün ifadesi değişene kadar mırıldandılar. Kaş göz işareti yapıp fısıldaştılar. Vallahi onu daha önce hiç böyle görmemiştim diyebilirim. Onlara nasıl cevap verdi? Cesaret edebilir mi? Vallahi yüzüne bile bakmadı. Diline sahip olmak için yüzüne bakmadığı hiç mi aklına gelmedi baba? Ne lanetliyor, ne kötü, ne de kaba konuşuyor. Ne zamandan beri diline sahip olmak, zulümden sakınmak zayıflık oldu? Ya sen baba? O iki ahmağa katıldın mı? Abdullah. Kureyş'in büyüklerinden olan o kimseleri ahmaklıkla nitelendiremezsin. Böyle sorarken demek istiyorsun ki sen de onlar gibi ahmak mısın? Terbiyeli ol. Hayır yapmadım.
Bana göre değil. Ama bu olanlar seni hiç üzmemiş ki anlatabiliyorsun. Yeter artık Abdullah, yeter. Ne dediğini duymadın mı? Bu hoşuna mı gidiyor? Çocuklarımız bizi azarlamaya başladı. Muhammed. Bizi bu hale Muhammed getirdi. Üstelik hiçbir konuda bizimle uzlaşmıyor. Ne istiyor ki? Ona mal, iktidar ve kadın bile teklif ettik. Reddetti. Neden böylesin Vahşi? Bu bir şanstır. Onun azat edilmesinin sana bir zararı yok. Kendimi ondan daha güçlü sanırdım ve ondan daha aciz olduğumu gördüm. Ben özgürlüğüm için çabalarken o bunun tadını çıkardı ve benim hedefime benden önce ulaştı. Efendisinden kurtulmadan önce kalbinden onun dinini söküp attı. İstersen sen de yapabilirsin. Müslüman mı? Ne dar kafalısın be kadın. Bir defa oldu diye yine olacak mı sanırsın? O zaman Mekke'de köle kalmazdı. Kureyş'in Müslüman evlatlarına neler yaptığını bilmiyor musun? Köleleri kendi evlatlarından daha rahat olsun isterler mi hiç? Ya da arzu etmedikleri şeyi yaparlar mı? Hayır. Başkasının dini beni ilgilendirmez. Tek istediğim özgürlüğüm. Onun için de daha güvenli bir yol bulacağım. Neymiş o? Efendimin emrinde onu razı etmeye çalışacağım. Belki kendi arzusuyla beni bırakır. Bu zulme ne kadar sabredeceğiz? Ne zamana kadar? Müşrikken daha çok izzetliydik. İman ettiğimizde ise zillete düştük. Resulullah onlarla vuruşmamıza izin vermez mi? Resulullah'ın emrine uyacağız Saad. Kötülükle karşılık vermeyin dedi. Allah cahiller Allah'a sövmesin diye onlara sövmemizi de yasakladı. Allah'ın Resulü hidayete çağıran müjdeci ve uyarıcı olarak gönderildi. Kamil olan durumu doktorun hastasıyla durumuna benzer. Doktor ilaç verir, hasta reddeder. Peygamberin kavmini sevdiği gibi bu doktor da hastasını seviyorsa, madem ilacı reddediyor hastalıktan ölsün demez. Kavmi Resulullah'a eziyet ettiğinde onun da üzüntüsünün çok arttığını gördüm. Resulullah hariç hiç kimse yoktur ki kendine bir pay çıkarmadan başkası için dua etsin. Onları kendi iyilikleri için İslam'a çağırıyor. Kendisi için değil, muhakkak ki Allah vaat ettiği üzere dinini yüceltecektir. Din nasıl güçlenir? Müslümanın müşriklerle savaşırken öldüğü zaman mı? Bizler hala azınlığız. Kureyş'in karşısına geçip Kur'an'ı okuyup hakkı duyurmadıkça nasıl olacak? Onlara Kur'an'ı duyuracak biri var mı? Ben okurum. Ebu Cehil'in sana yaptıklarından sonra mı? O bugün benim için değersiz biri. Sana zarar vermelerinden korkarız. Kabilesi güçlü ve arkası sağlam biri olsun. Belki biri ona saldırmaya kalkar. İzin verin. Allah beni koruyacaktır. Er-Rahman! Allama'l Kur'an! Halaka'l insan! Allamahu'l beyan! الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان Mesut neler söylüyor? Bize Muhammed'in getirdiği şeyden okuyor. Bu ne cüret? Koyun çobanı! Bunu yapmasına izin mi vereceğiz? Lat ve Uzza adına olmaz! Kullu men aleyha fan ve yabqa vejhu rabbike zul celali vel ikram fe bi ayyi alai rabbikum ma tukezziban
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟